Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar. Kenara. Şurada kenara. Duralım. İbrahim, buradayım. Tamam. Şimdi devrilmez. Nereye gidiyorsun? Şurada kenara. Kenarda, kenarda. Biz var. Biz hazır zaman. Basın abi. Yavaş yavaş.
Canım abi mikrofonunu al. Gel bayrağa gel. Şu taraf gel. He. He şimdi oldu. Temmuz Milli Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü devam edecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu burada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin İnce yine aynı şekilde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kortejde yer alan isimlerden. MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da yine kortejde yer alan isimler arasında. Antalyalı bayraklar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek 15 Temmuz'un 3. yılında. Yoğun bir kalabalık var, görüyorsunuz canlı yayında da ekranlarınıza geliyor. Tabii tüm Türkiye'de benzer etkinlikler var. Antalya'da da yoğun katılımlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bayraklar eşliğinde Antalyalı kortej yürüyüşünde. Gel lan. Evet, 15 Temmuz dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. Antalya'da da etkinlikler var. Canlı yayın ekranlarınıza getiriyoruz. Az önce müzeden başladı kortej yürüyüşü. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek. Antalya protokolü görüyorsunuz. En önde saf tutmuş vaziyette Antalyalı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyecek. Canlı yayındayız. 15 Temmuz için düzenlenen önemli bir yürüyüş. Neler söylersiniz? Evet, bu sene 15 Temmuz Sayın Darbe girişimin 3. seneyi devriyesi. Biliyorsunuz demokrasi ve milli birlik günü olarak 15 Temmuz'lar artık kutlanıyor, anılıyor. Bu sene 3. yılındayız. Bütün hedefimiz, bütün amacımız 15 Temmuz gecesi bu milletin yaşadığı, bu millete yaşatılan İhanetin, acının unutulmaması, unutturulmaması. Onun için bu etkinliklere devam ediyoruz. Bugün de müze önünden başlayan milli birlik yürüyüşümüz Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek. Gördüğünüz gibi yoğun bir halk katılımı var. Çok teşekkür ediyoruz Antalya halkına. Antalya halkı her zaman demokrasiye bağlı bir halktır. Bu
Bugün de güzel bir havada yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, protokolün diğer isimleriyle de röportajlar yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yine kortejde yer alan isimlerden. Kendisinin görüşlerini alacağız 15 Temmuz'la ilgili. Efendim, canlı yayındayız. Bu anlamlı günle ilgili bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Neler söylersiniz? Evet, tabii bugün demokrasi ve milli birlik günümüz. Hain darbe saldırısının olduğu 3. yıl dönümünde. Başta bütün şehitlerimiz olmak üzere gözlerini kırpmadan bu vatan için, bu millet için şehit olan, can veren bütün şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki Yüce Türk Milleti olarak bugüne kadar bütün darbelerin hep karşısında olduk. Bundan sonra da hep karşısında olacağız. Dün olduğu gibi bugün de yarın da demokrasimize ve cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte inşallah bundan sonra beraberce yürümeye devam edeceğiz. Sağ olun, iyi yayınlar. Sayın Başkanım, sizin de görüşlerinizi alalım. Malum 15 Temmuz'la ilgili tüm Türkiye'de etkinlikler var. Antalya'da da bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Evet, 15 Temmuz'un 3. yılında Antalya'da bugün bütün vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanı'na doğru, demokrasi, milli birlik alanına doğru yürüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak netçe şunu ifade edelim. Biz yemin ederken Allah'a, vatana, silaha, bayrağa yemin ettik. Komünizme karşı yemin ettik. Faşizme karşı yemin ettik. Bu fetoşizme karşı da yemin ediyoruz. Cehennemin dibine kadar yolları var diyoruz. İfade edeceklerimiz bunlar. Teşekkürler. Sağ olun. Sayın Başkanım, siz de her zaman olduğu gibi tüm etkinliklerde yer alıyorsunuz. 15 Temmuz için düzenlenen bu anlamlı yürüyüşte de yer alıyorsunuz. Sizin görüşlerinizle neler söylersiniz? Tabii biz şu anda 15 Temmuz destanının programı çerçevesinde 3. yılda yine yürüyüşle beraber başladık. Sayın Valimiz tüm protokolle birlikte. Tabii 15 Temmuz gecesi hep beraber meydanlardaydık. O zaman da söyledik. Şimdi de söylüyoruz. En büyük 3 milli irade diyoruz. Tabii esnaf ve sanatkar burada çok önemli. Esnaf ve sanatkar 15 Temmuz'da kepenklerini sonuna kadar açık tuttu ve bu darbeyle ilgili moral verdi piyasalara, motivasyon yaptı. Her günde geldi meydanlarda, demokrasi nöbetini tuttu. Bugün de esnaf ve sanatkarlar olabilirliğinin 82 bin esnaf adına 15 Temmuz'un bu 3. yılında yine Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetimize devam edeceğiz. Sizlere de bizleri Antalya'da buluşturduğunuz için kanal ve televizyona da ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Rektörüm, canlı yayındayız. Bu önemli gün ve yürüyüşle ilgili görüşlerinizi alsak bize ne söylersiniz canlı yayında? Şimdi 15 Temmuz tabii bizim için, milletimiz için, ülkemiz için çok çok önemli bir gün. Gün önemli ama unutmamak, bu bilinci devam ettirmek daha da önemli. O yüzden bu, her yıl işte yapılan bu yürüyüşlerimiz, programlarımızın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yeni nesillere bunu sürekli aktarmamız lazım, taze tutmamız lazım, bu bilinci oluşturmamız lazım. Devletimizin, milletimizin her zaman böyle hainliklere hazırlıklı olması gerektiği bilincini oluşturmamız lazım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Omuz at
Evet, 15 Temmuz dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da anma programları var. Görüyorsunuz, müze meydanından kortej yürüyüşü başladı. Cumhuriyet Meydanı'na kadar da o yürüyüş devam edecek. Antalya protokolünün önemli isimleri burada. Antalya Valisi Münir Karaloğlu burada. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek burada yer alıyor. Yine aynı zamanda Antalya milletvekillerinden, AK Parti milletvekillerinden Atay Uslu burada. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü burada yer alıyor. Yine aynı zamanda MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da kortejde yer alan isimlerden. Röportajlar yapacağız. Onların 15 Temmuz'la ilgili görüşlerini alacağız. Canlı yayına sizlerle paylaşacağız. Sayın Vekilim, canlı yayındayız. 15 Temmuz'la ilgili neler söylersiniz? Evet, tabii hain bir darbe teşebbüsü olmuştu 15 Temmuz'da. Onun 3. yıl dönümündeyiz. O gece uzun bir geceydi, kara bir geceydi ama sabahında tabii milletimizin ortaya koyduğu cesaretle, ferasetle artık bir destan yazdık. Şimdi o gün de gördük, bu millet büyük bir millet. Birliğiyle, beraberliğiyle büyük millet. Bütün siyasal partilerden, farklı fikirlerden oluşan büyük bir millet. Tanklara karşı, uçaklara karşı, kurşuna karşı göğsünü adeta siper etti. İstiklal Marşı'ndaki o korkma cümlesi var ya, korkmadığını, İstiklal Marşı'ndan ilham aldığını gösterdi. Adeta o gece yeni bir istiklal destanı yazdı. Şimdi gençlerimizle beraber, protokolümüzle beraber, Antalya'mızla beraber bugünü tekrar unutmadığımızı, unutmayacağımızı anlatmak açısından bu yürüyüşü, bu programı düzenliyoruz. İnşallah bu ülkenin geleceği çok daha müreffeh, çok daha zengin olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sağ olun. Kortej yürüyüşü az önce söylediğimiz gibi müze meydanından başlamış, Cumhuriyet Meydanı'na kadar da devam edecek. Antalya Protokolü ile canlı yayında röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü vardı demiştik kortejde yer alan isimler arasında. Kendisine 15 Temmuz'un anlamını soracağız. Efendim, canlı yayındayız. Neler söylersiniz 15 Temmuz'la ilgili? Efendim, bugün yine böyle heyecanlı, hareketli, güzel bir yürüyüşle birlikteyiz. Hain kalkışmanın, hain darbenin 3. yıl dönümünde bütün 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize de saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. İnşallah onların hatıralarını yaşatma noktasında her 15 Temmuz bu tip etkinliklerle bu acıyı, o 15 Temmuz 2016 ihanetinin acısını hep taze tutacağız. Ve böylelikle milli bilincimizi, milli birliğimizi devam ettirme noktasında da çok farklı bir etki olacak. Ve 15 Temmuz'ların bu şekilde kutlanıyor olması da büyük bir mutluluk. Ben de burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet, kortej yürüyüşü devam ediyor. Antalyalı Türk bayraklarıyla, Mehteran marşlarıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor. Canlı yayına kanal ve ekranlarından bu kortej yürüyüşünün detaylarını paylaşıyoruz. Bir taraftan da Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun bir kalabalık var. Orada da programlar düzenlenecek 15 Temmuz dolayısıyla. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 15 Temmuz'un 3. yılında Antalya'da da programlar gerçekleştirilecek. Thank you.
Tamam. Efendim malum 15 Temmuz dolayısıyla programlar düzenleniyor. Önemli bir yürüyüş, önemli bir organizasyon. Neler söylersiniz? Öncelikle 15 Temmuz 2016 hain kalkışmasının, FETÖ darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun, makamları âli olsun. Gazilerimize de şükranlarımızı iletiyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. Hatıralarını yaşatacağız. Her 15 Temmuz'larda bu şekilde güzel etkinliklerin tertip ediliyor olması milli bilincimizin güçlenmesi konusunda da çok çok önemli. Ve ben de bugün bu ortamı hep birlikte hemşehrilerimizle beraber paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağ ol. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da 15 Temmuz dolayısıyla etkinlikler gerçekleştiriliyor. Müze meydanından başladı kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'na kadar da devam edecek. Türk bayrakları, sloganlar eşliğinde gerçekleştiriliyor bu kortej yürüyüşü. Yine aynı zamanda kortejin en başında da Mehteran takımı yer alıyor. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek bu yürüyüş. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında programlar gerçekleştiriliyor dedik yayının başında. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da yürüyüş gerçekleştiriliyor. Yüzlerce Antalyalı bugün müze meydanında toplandı. Saat 19.30 itibariyle de hazırlıklar tamamlandı. Cumhuriyet Meydanı'na doğru Türk bayraklarıyla yürüyüş başladı. Anlamlı gün dolayısıyla tüm Türkiye'de etkinlikler düzenleniyor. Evet. Tabii 15 Temmuz'un sizin için ayrı bir yeri var. Neler söylersiniz? Şu gördüğümüz kalabalığı ben 15 Temmuz'da o hainlere karşı yürüyen cengaverler gibi görüyorum. Gördüğünüz gibi her kesimden görüş, düşünce, dil, din, ırk ayrımı olmadan hepsi ay yıldızlı bayrağın altında şehitler ölmez, vatan bölünmez diyerek giden o kahramanlar, o aslanlar gibi. Bizlere ne mutlu ki ecdadımızdan bize eser kalan o içimizdeki Çanakkale ruhunu şu andaki bu görmüş olduğunuz gençler bize gösteriyor. Antalya halkının da böyle birlik ve beraberlik içerisinde oluşu tabii biz şehit aileleri olarak bizleri gerçekten gururlandırıyor. O evlatlar boşuna şehit olmadıklarını böylelikle görüyoruz. Vatanın birliği ve bütünlüğü için işte gördüğümüz 15 Temmuz'daki o hainlere karşı gösterilen o dik ve dirayetli duruşu bugünkü gençler, bugünkü Antalya halkı gösteriyor. Bizler de onurlu ve duruşumuzla vatana ve millete evlat vermiş, şehit evlat vermiş olarak bir baba olarak onurlu ve gururlu bir şekilde yürüyorum. İşte bir tarafta hainlerin aileleri dışarıya çıkamazken bizler şu anda
hep birlikte sizlerle birlikte yürüyoruz. Teşekkür ediyorum Antalya halkına. Tabii Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşınca daha da hareketlendi. Antalyalı biraz daha seri adımlarla yürüyor. Tekbirlerle, Türk bayraklarıyla 15 Temmuz'un 3. yılında Antalyalı Cumhuriyet Meydanı'na girmek üzere. Dev Türk bayrakları Antalyalıların bu özel anlamlı gününde yanlarında, duyuyorsunuz tekbirleri. Bismillah, Allahu Ekber. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyerek Türk bayraklarıyla Antalyalı müze meydanından Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor. Hem duyuyorsunuz hem de canlı yayında bu anları görüyorsunuz, sizlerle paylaşıyoruz. Yaklaşık 500 metre kaldı Cumhuriyet Meydanı'na. Antalyalı bu kalabalık 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Yine Cumhuriyet Meydanı'nda da program düzenlenecek 15 Temmuz dolayısıyla. Antalyalı'nın ve Antalya protokolünün katılımı yoğun kortej yürüyüşüne, milli birlik yürüyüşüne Antalya Valiliği tarafından düzenleniyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu, ve tabii en önemlisi de Antalyalı bu anlamlı yürüyüşe katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerliyor kalabalık. Thank you.
Evet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü Müze Meydanı'ndan başlamıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Şu anda kalabalık üst arama noktasına geldi. Üst aramasından sonra arkadaşlar yavaş. Orası arkadaşlar yavaş. Anlaşıldı mı? Bu arada adımıza gelen kortejimize de hoş geldiniz diyoruz.